Herkese selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum. Son oturum artık herkes yoruldu ama çok zevkli, keyifli, gerçekten dolu dolu bir program, sempozyum. Çok keyif alıyoruz ve bilgileniyoruz. Hep öğreneceğiz, öğreteceğiz aynı zamanda ve öğrenciyiz aynı zamanda. Tabii terimden gitmişken ben de biraz karıştırayım ortayı demek istedim. Evet, son oturumumuzda artık Ziyade Kalmatova yabancı ikinci dil öğretiminde istasyon rotasyon veri ters yüz modeli entegrasyon adlı bildirisini sunacaklar. Buyurun. Yabancı dil öğretiminde istasyon rotasyon ve ters yüz sınıf modellerinin entegrasyonu olarak. Aslında bu çalışmanın bazı bilgileri ve örnekleri şu anda araştırılmakta olan yabancı dil öğretimde harmanlanmış öğrenme istasyon rotasyon modeli adlı tez çalışmamdan esinlenilmiştir. Peki 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında eğitim alanlarıyla birlikte yabancı dil öğretiminde yüz yüze derslerde teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Tabii ki de teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber artık yüz yüze öğretimle çevrim içi öğretiminin karışımı olan harmanlanmış öğrenme ortaya çıkmıştır. Şu şekilde harmanlanmış öğrenme özellikle modelleri ortaya çıktı. Ama bu harmanlanmış öğrenme ne kadar uygulanıyor ve tabii son dönemlerde şu şekilde tanımlanmaya başladı. Dil öğretim dersleri harmanlanmış öğrenmeye uyarlanıyor gibi tanımlar ortaya çıktı. Peki bu harmanlanmış öğrenmenin çeşitli modelleri mevcuttur. Özellikle Christensen Enstitüsü'nün kurucuları Horn ve Staker harmanlanmış öğrenmenin modellerinin ortaya çıktığını ve bunun ancak yeni olduğu ve bunların değişebileceği bu modellerin ortaya koymuştur. Tabii ki de bunlar bu modellerin değişmesi aslında sınıf içinin durumuna, öğrencilerin sayısı ve seviyesi, yetisine göre değişebilmektedir. Şu şekilde harmanlanmış öğrenme modelleri ortaya konmuştur. Göründüğü gibi yüz yüze öğretimler çevrim içi öğrenimin bir arada kullanılması olarak tanımlanıyor. Peki burada rotasyon modeli, esnek model, seçmeli model ve zenginleşmiş sanal model olarak son aşamaya kadar geliyor ve bu zenginleşmiş sanal modeli şu anki kullandığımız uzaktan eğitime uyarlanıyor. Özellikle istasyon bu harmanlanmış öğrenme modellerinin içinde rotasyon modeli en çok kullanılan modellerdendir. Bu modellerin içinde bizim konumuz olan istasyon rotasyon modelidir. Peki istasyon rotasyon modeli sınıf içinde sınıf öğrencilerin sayısına ve sınıf içi durumu, teknolojinin durumuna göre değişmektedir tabii ki de. Özellikle öğretmen rehberliğinde öğretim, işbirlikli öğretimler ve bireysel çevrim içi öğretim olarak bu üç grupta yapılmıştır. Aslında bunlar sınıf içinde öğrencilerin sayısına göre altı grup, yani esnek bir şekilde değişebilir. İstasyon rotasyon modelinin dil öğretiminde kullanılması oldukça fazla olmaya başladı. Özellikle Lim mesela Taylandlı öğrencilerin mesela dinleme ve konuşma becerilerine dayalı etkinlikler oluşturmuştur. Burada göründüğü üzere mesela bunlar 15 dakikalık ve bunlar art arda giden grup halinde tasarlanmıştır. İlk önce 15 dakikası öğretmenle beraber, ikinci 15 dakikası da bir grup tartışmasına izin verilmiş ve üçüncü istasyonunu da bir ikili çalışmaya vermiştir. Buradaki tabii ki de Lim'in bu çalışmasının sonucunda da Tay öğrencilerinin bağımsız bir şekilde çalışmaları zor olduğu ve bunlar da öğretmenlerine daha çok bağımlı kaldıklarını ortaya koymuştur. Tabii ki de uygulamanın sonucunda daha çok özgür bir şekilde bireysel olarak çalışmayı öğrendiklerini de ortaya koymuştur. Bunun dışında Pimpurban bu da aynı Tay ilkokul öğrencilerine uygulamıştır.
Burada göründüğü gibi bu tasarımında ilk önce küçük gruplar halinde vermiş ve sonradan da burada arkasında bilgisayarlar var. Bilgisayar üzerinde çalışıyor öğrenciler bireysel olarak. Tabii ki bunun sonucunda da bu içinde tasarladığı beceri de konuşma becerisi olmuş sadece. Ve konuşmanın yani çalışmasının sonucunda öğrencilerin İngilizce konuşması daha da ilerlediği yani daha iyi geliştiğini açıklamıştır. Bunun dışında Mısırlı Nagi, Kahire'de hazırlık öğrencilerinin İngilizce öğretiminde istasyon rotasyon modelinde yazma becerisini uygulamış tabii ki de. Burada üç gruba ayırıyor. Öğretmen bütün sınıflarla beraber kompozisyonun yazma yollarını ve konusunu anlatıyor. İkinci oturumda da 20 dakikasında öğrenciler grup halinde çalışarak kompozisyon konuları hakkında detaylı bilgileri araştırıyor daha çok. Ve en son 20 dakikada da bireysel olarak internetten konular hakkında mesela gezilecek yerlere mesela diyelim coğrafik olarak nereler gezilebilir bunların hepsini internetten konularını araştırıyorlar öğrenciler. Gelelim ters yüz sınıf modeline. Ters yüz sınıfı en yaygın, harmanlanmış öğrenme modellerinin içinde en yaygın kullanılan modeldir. Ki eskiden biz önceden bu konuyu işleyip okuyup gelin sınıfta tartışacağız gibi öğretmenlerin bu şekilde koyduğu bir modeldir. Zaten bu ters yüz sınıf modelinde önceden bir okuma için ya da incelemeleri için bir yeni konu, sınıfta çalışacak yeni konuyu evde okumaları isteniliyor ve sınıf içinde de tartışmaları, bunların üzerinde etkinlikler ve projeler yapılıyor. Mahalli ve diğerleri Endonezya'da ileri düzey öğrencileri için İngilizce akademik yazma öğretiminde bu iki modeli kullanıyor. İstasyon rotasyon ve ters yüz sınıf modellerini kullanıyor. Tabii ki burada öğrencilerin ileri düzeyde olmalarına rağmen akademik yazmalarında sıkıntıların olduğunu da ortaya koyuyor çalışmasının sonunda. Tabii ki de en sonda olarak biz de kendi çalışmamızı ortaya koymaya çalıştık. Özellikle istasyon rotasyon ve ters yüz sınıf modellerinin entegrasyonu yani uyumlu bir hale gelmesini ortaya koymaya çalıştık. Özellikle bu Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde uygulandı. Ve hazırlık fakültesinde okuyan A2 düzeyindeki Türkçe öğrenen Kazak öğrencilerine uygulandı. Çalışmada araştırılan uygulamanın konuları ise Yesevi Türkçe ders kitabından alındı ve bu konulara göre istasyon etkinlikleri hazırlandı. Peki bu istasyon modelinin entegrasyon tasarımını oluşturduk. İlk önce evde yeni konu veriliyor ev için. Sonra sınıf içinde tartışmalar yapılıyor. Aynı şekilde sınıf içinde istasyon rotasyon etkinlikleri, tasarlanmış etkinlikler yapılıyor. Ve en sonda da asıl belirlemek istediğimiz bu öğrencilerin çıktıları dediğimiz ürünlerini değerlendirmeye çalıştık. Mesela yurt konusuyla ilgili bazı örnekleri vermek istiyoruz. Yurt konusuyla ilgili öğrencilere evde izlemeleri için bazı video linkler gönderilmiş ve ders kitabında yurt metnini okumaları istenmiştir. Sonradan sınıfa geldiklerinde öğrenciler okudukları ve izledikleri materyali öğretmenleriyle birlikte değerlendirme yapıyorlar ve bunların üzerinde tartışıyorlar. Sonradan kalan iki ders saati oluyor ve bu ders saatinde konuyla ilgili istasyonlar oluşturulmuş ve dil becerilerine dayalı, tabii istasyon etkinlikleri dil becerilerine dayalı olarak etkinlikler hazırlanmıştır ve bu etkinlikleri yapıyorlar öğrenciler. En sonunda ise dersin sonunda öğrencilere bir ödev yani görev veriliyor. Öğrenciler bu konuyu uygulamaya aktarma amacıyla kendi yurtlarını tanıtmaları için bir video hazırlaması isteniyor ve bu videoları paylaşmak isterdik ancak akademik bir etiğe uygun olmadığı için ve bunlar paylaşılacağı olduğu için bir iznimiz olmadığı için paylaşamıyoruz. Ancak buradaki istasyonların içindeki içerik görevlerini paylaşmak istiyoruz burada. Mesela bireysel çalışmada öğrenciler bireysel olarak çalışıyorlar
mesela Kayaka yurt tanıtım videosunu dinliyorlar, izliyorlar ve bunlarla ilgili alıştırmalar veriliyor. Ve bu alıştırmaları yaptıktan sonra ikinci istasyona geçiyorlar. İkinci istasyonda da ikili çalışma istasyonu oluyor. Ve bunlarda mesela kaldıkları, öğrencilerin kaldıkları yurtlar hakkında karşılıklı olarak konuşuyorlar birbiriyle. Ve konuşma esnasında ses kayıtlarının almasını istedik. Grupla çalışmada da mesela öğrencilerin mesela kaldıkları yurtlarda bazı eksiklikler olabilir. Mesela kaldığın yurtun eksikliklerini göz önüne bulundurarak mesela ideal bir yurt tasarımını oluşturmak için öğrencilere grup çalışması olarak verilmiştir. Tabii burada yazma da var grup çalışmasında ve çizme de olabilir. Kendileri bir slide da hazırlayabilir. Bunlar kendi özgürlüklerine yani öğrencilerin kendi isteklerine bağlı olarak da bırakılmıştır. Üniversite konusuyla ilgili de öğrencilerden konuyla ilgili kitapta verilmiş olan metinleri, metni okumaları ve bulundukları üniversite hakkında yani Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında bir internetten bilgileri incelemesini istedik. Sonra sınıf içinde öğrenciler okudukları bilgileri öğretmenleriyle birlikte değerlendirmiş ve tartışmıştır. Sonradan istasyon rotasyon etkinlikleri temel dil becerilerine göre onlar da aynı şekilde etkinlikleri yapıyorlar. Son olarak da öğrencilerin bir muhabir olarak üniversite hakkında soruları hazırlanmasını istedik. Çünkü Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde bir uluslararası üniversitesi olduğu için yerel öğrenciler vardır. Türkiye'den gelen öğrenciler vardır. Hem de Türk dünyasından yani Türk soylu öğrenciler vardır. Ve bu üç çeşit öğrencilerden mesela toplam üç öğrenciyle röportaj yapmaları istendi. Oldukça güzel bir iş çıkarttılar burada öğrenciler. Özellikle mesela bu mülakat esnasında videolarını çektiler ve burada neden bu üniversiteyi seçtin, Kazakistan'a gelmenin nedeni neydi gibi soruları sordular. Tabii bu üniversite konusuyla ilgili istasyonların görevi olarak da şu şekilde verdik. Bireysel çalışmada da İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle yapılan sokak röportajı videosu gösterildi. Çünkü onlar yani sınıf dışı etkinliğinde bir röportaj hazırlanmaları istedikleri için sınıf içinde de bir örnek olarak gösterilmesi için bir röportaj gösterildi. Tabii bundan sonra bir alıştırma yapılıyor. İkili çalışmada da yani üniversitenin ilk gününde öğrenciler neler yaptılar ve son olarak da üniversite kampüsünün haritasını çizmeleri ve güzergahlarını yazılı olarak anlatmasını istedik. Oldukça güzel ve etkili bir çalışma oldu. Ancak öğrencilerin yine de biraz öğretmenlerine bağımlı kaldıkları istasyon rotasyon modelinin uygulanmasında bunu da fark ettik. Sonuç olarak da şunu söylüyoruz. Dünden bugüne kadar yüz yüze öğretim, ortada harmanlanmış öğretim ve şu anda uzaktan eğitime geçtik. Tabii ki biz harmanlanmış öğrenmeyi ne kadar araştırdık ve ne kadar uyguladık bu da tartışılırdır. Tartışılır bir konudur. Çünkü harmanlanmış öğrenme üzerinde araştırmalar özellikle dil öğretiminde, Türkçenin öğretiminde yabancı dil olarak çok azdır ve ister istemez pandeminin getirdiği bir durum bizi uzaktan eğitime itti ve bu uzaktan eğitimde de çok çok sıkıntılarımız vardır maalesef. İlk önce internet bağlantısı erişimi, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırlıkları bunların hepsi yani bir problem olarak ortaya konulabilir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tam zamanda bıraktınız, bitirdiniz sunumunuzu. Teşekkürler zaman için.